Arkadaşlar, paragrafta anlam ve ana düşüncenin ardından paragraf çeşitleri konusuyla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, paragraf çeşitleri konusuna geçmeden önce paragrafı çeşitlendirmemize neden olan temel noktalara değineceğiz. Zaten bizler paragraf çeşitlerine çoğunlukla paragrafta kullanılan anlatım biçimine bakarak ulaşıyoruz. Ve bize çoktan seçmeli, yani test soruları hemen hemen hiçbir zaman bu paragrafın çeşidi nedir biçiminde değil, bu paragrafta kullanılan anlatım biçimi nedir şeklinde geliyor. Bu bağlamda arkadaşlar, konularımızda, ünitemizde, müfredatımızda var olan paragraf çeşitlerine değineceğiz. Ama paragraf çeşitlerinden önce anlatım biçimlerini, diğer adıyla anlatım türlerini ve anlatımda düşünceyi geliştirme yollarını göreceğiz. Şimdi bunu tahtada başlıklar halinde görelim. Paragrafın çeşitlerine bakarken niçin anlatım türleri ve anlatımda düşünceyi geliştirme yolları ile başlıyoruz? Bunun hakkında daha net bilgi sahibi olacağız. Anlatım biçimleri benim karşıma anlatım türleri ismiyle de çıkabilir. Aynı şeyin kastedildiğini unutmayalım arkadaşlar. Sonra anlatımda düşünceyi geliştirme yolları var. Ve paragraf çeşitleriyle devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, normalde konularımız paragraf çeşitleri, daha sonra paragrafta anlatımda düşünceyi geliştirme yolları biçiminde devam ediyor. Şimdi paragraf çeşitleri çoğunlukla anlatım biçim ve türlerine bakarak zaten isimlendiriliyor. Yani şu ikisi birbirinin neredeyse aynısı. Zaten bizim burada bilmemiz gereken, asıl öğrenmemiz beklenen şey, asıl öğreneceğimiz şey bizim anlatım biçimleri, anlatım türleri. Daha sonra anlatımda düşünceyi geliştirme yollarını öğreneceğiz arkadaşlar. Paragraf çeşitleri diye kitabımızda yer verilen paragraf çeşitlerine de kısaca değineceğiz. Sevgili arkadaşlar, paragraf çeşitleri neler? İsterseniz onları şuraya bir yazayım. Çünkü şu andaki konumuz paragraf çeşitleri. Paragraf çeşitleri arkadaşlar, olay paragrafları, fikir paragrafları, betimleme olay paragrafı, fikir paragrafı, betimleme paragrafı, çözümleme, diğer adıyla tahlil paragrafı. Bununla birlikte açıklama paragrafı, tartışma paragrafı, düşsel paragraf ve mizahi paragraf. Düşsel yani fantastik. Ve paragraf olarak karşıma çıkıyor. Bunlar paragraf çeşitleri. Biraz önce söylediğim şeyi şimdi bir kere daha tekrarlayayım. Biz paragraflara, paragraf çeşitlerini belirlerken, paragraflara çeşitleri yönünden isim verirken, paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerine ve paragraflarda işlenen konulara bakıyoruz. Arkadaşlar, çoğunlukla neye bakıyoruz? Paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerine. Bazen paragrafın işlediği konuya bakarak da onu isimlendirebiliyoruz. O halde arkadaşlar, biz paragraf çeşitlerini daha iyi anlayabilmek için ne yapacağız? Anlatım biçimlerini göreceğiz. Bununla birlikte, bunu söylemiştim, bir kere daha tekrar ediyorum. Zaten sorular paragraf çeşidi şeklinde değil,
paragrafta kullanılan anlatım biçim ve türü şeklinde karşıma çıkıyor. Peki, paragraf çeşitleri niye buradan başlıyoruz? Hangisi daha önemli? Nelere dikkat edeceğiz? Gördük. Şimdi arkadaşlar, anlatım biçimleri ve türleri yaklaşık 12 tane. Bazıları paragraflarda daha çok kullanılıyor. Bazıları daha az kullanılıyor. Bunlara arkadaşlar değineceğiz. Bunların önemli özelliklerini söyleyeceğiz. Şimdi öyküleyici anlatım ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar şu başlıkları ve paragraf biçimlerini bırakıyoruz. Öyküleyici anlatım ile başlayalım. Anlatım biçimlerine yer veriyoruz. Öyküleyici anlatım arkadaşlar, anlatacağımız şeyi olaylar üzerinden anlatmak. Şöyle söyleyelim. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları kişi, zaman, mekan unsurlarıyla yoğurarak anlatmak. Yani merkezde ne var öyküleyici anlatımda? Olay var. Olay olunca ne oluyor? Olaylar bazen öyle bir gelişiyor ki okuyucu merak ettiriliyor. Yani merak öğesi var. Olay var, merak öğesi var. Öyküleyici anlatımla kaleme alınmış paragraflar, anlatım türüyle kaleme alınmış yazılarda giriş, gelişme, sonuç bölümleri var. O zaman şimdi ben öyküleyici anlatıma ne diyebilirim arkadaşlar? Temelde olay vardır. Olay örgüsü beraberinde kişi, çünkü olay olunca o olayı yaşayan, o olayın yaşandığı zaman ve olayın yaşandığı yer otomatikmen beraberinde gelir. Olay örgüsü beraberinde kişi, zaman ve mekan unsurlarını getirir. Merak öğesi canlı tutulur. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri bulunur. İçerisinde olayın anlatıldığı metinlerde öyküleyici anlatım türü kullanılmıştır arkadaşlar. Adam evine girdi, tahta kapısını kapattı, merdivenlerin dibine çöktü gibi arkadaşlar. Yani bir olay, bir devinim, bir hareket olan ve bir olay merkezinde oluşmuş olan anlatım türleri öyküleyici anlatıma girer. Anlatım türleri içerisinde çok sık kullanılanlardan biri budur arkadaşlar. Öyküleyici anlatımdan sonra betimleyici anlatıma yer verelim. Betimleyici anlatımda arkadaşlar, betimlemenin eskiden ismi tasvir idi. Artık buna betimleme diyoruz. Zaten tasvir Türkçe değil, betimleme Türkçe. Türkçe ismini tercih ediyoruz. Tek fark bu. Tasvir ya da betimleme, bir şeyi, bir olayı, bir durumu okuyucunun zihninde canlandırmaktır. Farklı bir şekilde söyleyelim. Bir olayı ya da durumu sözcüklerle öyle ifade etmektir ki okuyan kişinin zihninde onunla ilgili bir resim oluşur. Hatta çoğu kaynak arkadaşlar betimlemeyi sözcüklerle resim yapma olarak tanımlarlar. Betimlemede arkadaşlar, yazalım bunu. Sözcüklerle resim yapma. Diğer söylemle okuyucunun zihninde canlandırma söz konusudur. Canlandırma burada önemli bir sözcük. Resim yapma burada önemli bir sözcük arkadaşlar. Şimdi betimlemeler iki çeşit. Bir, okuyucuya bir şeyi tanıtmak amacıyla betimliyorsunuz. İşte bina taştan yapılmıştı.
Tahta bir kapısı vardı. Kapının daha öncesinde bahçeye geçmek için demirden yapılmış kapılar vardı. Bahçede çeşit çeşit çiçekler vardı. Bahçenin ortasından ince bir yol tahta kapının önüne kadar uzanıyordu dediğim zaman sizin zihninizde ne oluyor? Bir evin dış görünüşünün resmi yavaş yavaş çizilmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi betimleyici anlatım bir böyle. Size bir şeyi tanıtmak için yazılan betimleyici anlatımlar var. Betimleyici anlatımda kaleme alınan yazılar var. Bir de yazarların görüp de hakkında belli bir izlenim, duygu, düşünce edindiği şeyleri sizde yine bir izlenim oluşturmak amacıyla anlattığı betimlemeler var. Şimdi betimlemeler açıklayıcı ve izlenimsel, yani izlenimsel derken sanatsal betimlemeler olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar açıklayıcı betimlemelerde yazarın amacı size bir şeyi tanıtmaktır. Bu en önemli noktası bir. Açıklayıcı betimlemelerde detaya çok fazla girmez. Genel noktalar üzerinde durulur ve nesneldir. Yani çok fazla yoruma yer verilmez. İzlenimsel betimlemelerde ise arkadaşlar amaç sizde yazarda oluşan izlenimi benzer bir izlenim oluşturmaktır. Yani yazar sizde bir izlenim oluşturmayı amaçlar. Birinci amacı budur. Bununla birlikte ayrıntılara girer ve öznel yargılarda bulunur izlenimsel betimlemelerde. Mesela biraz önce bir binanın dış görünüşünün betimlemesinden bahsettik. Bir de şöyle düşünelim. Siz yazar bize bir evin iç görünüşünün ya da iç dekorunun, mekanının, iç şeklinin, evin iç kısmının insan ruhunda oluşturduğu yansımaları anlattığı bir paragraf düşünün. Şimdi bu paragrafta da yazar izlenimsel bir betimleme kullanıyordur. Çünkü burada o evin o görünüşünü değil, o görünüşün kendisinde oluşturduğu duygulanmalar, sezmeler, çağrıştırmalar yazarın bu şeyi bize betimlemesini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla burada bize bir şeyi tanıtmak amacı yoktur. Kendisinde oluşan izlenimden benzer ya da farklı noktada bizde de bir izlenim oluşturmayı amaçlıyor yazar. Bu da izlenimsel betimlemeye örnek. Sonra arkadaşlar betimleyici anlatımdan sonra açıklayıcı anlatımla devam edelim. Açıklayıcı anlatımda arkadaşlar adı üzerinde bir şeyin özellikleri hakkında bize bilgi veren bir anlatım türü söz konusu. Şimdi açıklayıcı anlatım nedir? Yazarın bahsettiği konuyu açıklayarak anlatması. O konu hakkında bilgiler vererek anlatması. Bir, temel amaç açıklayıcı anlatımda bilgi aktarmak ve okuyucuyu aydınlatmaktır. Birinci amacı bu. Bunu yapmak isteyen birisi dili hangi işlevde kullanır arkadaşlar? Elbette göndergesel işlevde kullanır. Bu da bu açık anlatım türünün çok önemli bir özelliğidir. Göndergesel işlev diyorum. Çünkü göndergesel işlev nedir? Bilgi aktaran işlevdir. Bununla birlikte arkadaşlar açıklayıcı anlatım türünün kullanıldığı bir paragrafta anlatım nasıl olmalı? Anlatım açık olmalı. Bilgiler kesin olmalıdır. Anlatım açık, bilgiler kesin olmalıdır. Bu da açıklayıcı anlatımın temel özellikleri. Amaç bilgi vermek, bir şeyi anlatmak, açıklamak. Bunun için doğal olarak göndergesel işlevi kullanırız. Bunun için doğal olarak arkadaşlar anlatımımız açık, dilimiz sade, ifadelerimiz kesin olur. Daha çok bilimsel metinlerde kullanılan bir anlatım türüdür bu.
Mesela ders kitaplarımızda gördüğümüz anlatım türlerinin birçoğu da açıklayıcı anlatımdır. Çünkü bize bir şeyi açıklamaya çalışan anlatımlar. Açıklayıcı anlatımdan sonra tartışmacı anlatımla devam ediyorum arkadaşlar. Zaten bu anlatımında yine adı üzerinde. Bir yerde tartışma olması için savunduğunuz bir şeyin karşı çıktığınız bir şeyin olması lazım. En az, değil mi? O halde şöyle diyebiliriz. En az iki görüş var. Daha fazla olabilir mi? Olur. Şurada 20 tane görüş olur. 20'sini birden reddeder. 21. şeyi savunursunuz. Ama en az iki tane olmak zorunda. Yani nedir? Bir savunduğum ve karşı çıktığım. Dolayısıyla iki farklı görüş bulunacak tartışmacı anlatımda. Yazar bu görüşlerden birini savunacak ve kanıtlamaya çalışacak. Tartışmacı anlatımda bu var. Yazarın savunduğu ve karşı çıktığı görüşlere göre tez ve antitez isimleri söz konusudur bu anlatım türünde. Bir tez vardır savunulan, bir de antitez vardır arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte yazar neyi kullanmak durumunda tartışmacı anlatımda? Kanıtlamayı kullanmak durumunda. Çünkü kanıtlayacağı şeyi arkadaşlar tartışmadan sonra neyi savunduğunu söylüyor. Sonra da onu okuyucuya ispatlamaya çalışıyor. O zaman ne diyebiliriz? Savunulan ve karşı çıkılan görüşler vardır. Tez, antitez vardır. Bir diğer söylemle. Bununla birlikte kanıtlama, savunma, karşı çıkma söz konusudur. Bir şeye karşı çıkar, onun karşısında başka bir şeyi savunur, savunduğu şeyi ispatlamaya çalışır, kanıtlamaya çalışır. Anlatım türlerinin en detaylı özelliklerini burada vermiyorum arkadaşlar. Bize anlatım türleri genel hatlarıyla gerekiyor. Şimdi diyelim ki yazar dedi ki işte kitabın insan için iyi bir arkadaş olduğunu yazıyorlar. Ya da şu şöyle söyledi, şurada okudum gibi bir görüşü öne atar. Sonra mesela kendi görüşünü savunabilir. Ne der? Oysa kitaplar bence insan için iyi bir arkadaş değildir. İşte kitap insanı yalnızlığa sürükler. Tam tersine arkadaşlarından uzaklaştırır gibi. Tabii kendine has bir düşünce bu. Çok fazla savunucusu olacak bir örnek değil bu mesele ama bir örnek. Yazar bunu savunamaz mı? Savunabilir. İşte burada tartışmacı bir anlatım söz konusu. Bir şeye karşı çıkıyor, bir şeyi savunuyor. Tartışmacı anlatımın olduğu yerde arkadaşlar çoğunlukla kanıtlayıcı anlatım da vardır. Çünkü yazar savunduğu o şeyi kanıtlama peşine gidecektir. Ve hemen buradan da kanıtlayıcı anlatımla devam edelim. Tabii kanıtlayıcı anlatımda ne var? Adı üzerinde. Savunulan bir düşünceyi çeşitli yöntemler kullanarak ki bu yöntemleri biz çoğunlukla düşünceyi geliştirme yolları kısmında göreceğiz. Düşünceyi geliştirme yolları ne? Bir anlatım türü kullanıyorsunuz zaten. O anlatım türlerini kullanırken düşüncenizi nelerle destekliyorsunuz? Bu düşünceyi geliştirme yolları onlar. Şimdi kanıtlayıcı anlatımda mesela bir şeyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Düşünceyi anlatım yollarında göreceğimiz mesela örnek vererek, sayısal verilerden faydalanarak, tanık göstererek, benzeterek gibi 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 birçok yöntemden faydalanarak yazar düşüncesini ispatlamaya, savunduğu şeyi okura kanıtlamaya, kabul ettirmeye çalışır. Kanıtlayıcı anlatımın da en genel özellikleri bu arkadaşlar. Düşsel, fantastik anlatımla devam edelim.
Şimdi düşsel fantastik anlatımda. Zaten düşsel ve fantastik sözcükleri bize bu anlatım türünü açıklıyor, söylüyor. Şimdi düşsel fantastik anlatımda kişi, olay, zaman, mekan neyse anlatımda kullanılan unsurlar hayal unsuru, hayal ürünüdür. Bir. Ve hayal ürünü olmakla birlikte olağanüstü özellikler gösterir arkadaşlar. Burada varsayım vardır. Yani gerçek yoktur, bir şeyleri varsayarsınız. Sonra gerçeğe sadık kalmazsınız, gerçeği oldukça büyük bir biçimde abartırsınız. Bununla birlikte arkadaşlar kişilik özelliği olmayan şeyleri kişileştirirsiniz. Yani bu yollarla ben düşsel fantastik bir anlatım oluştururum. Yani hayali bir anlatım, gerçek olmayan bir anlatım oluşturabilirim arkadaşlar. Şimdi düşsel fantastik anlatımlarda genellikle misli geçmiş zaman kullanılır. Bunu da unutmayalım. Daha çok mesela masallarda kullanılan anlatım türlerinden bir tanesidir düşsel fantastik anlatım. Ne diyoruz? Hayal, olağanüstülük. Bu önemli. Hayal ürünü ve özellikler olağanüstü. Bunlara dikkat edelim. Bununla birlikte düşsel fantastik anlatımın masallarda sıkça kullanıldığını unutmayalım arkadaşlar. Mişli geçmiş zaman kipiyle genellikle verildiğini görüyoruz düşsel fantastik anlatımları. Sonra arkadaşlar mizahi anlatım diyelim. Mizahi anlatımda temel amaç güldürmek ve eğlendirmektir. Şimdi arkadaşlar mizahi anlatımda ne çıkıyor öne? Güldür öğeleri çıkıyor. Güldürme yoluyla eğitme söz konusu. Yani sadece bir kuru güldürme değil. Günümüzün fıkra anlayışında ne var? Günümüzün fıkrası, espri anlayışı değişti. Günümüz fıkra anlayışında sadece sizi bir anda olsa kahkahalarla güldürmek amacı güdülüyor. Ama eskiden, tabi bu fıkralarda kullanılan bir anlatım türüdür ama sadece fıkralarda değil, değişik türlerde karşımıza çıkabilir. Şimdi fıkralarda veya değişik türlerde karşımıza çıkan bu anlatım türü yani mizahi anlatımda eğlendirmek ve eğlendirmek yoluyla eğitmek olmak üzere iki temel amaç vardır. Böyle amaç olunca ne olacak arkadaşlar işin içerisine? Güldürü unsurları girmiş olacak. Ses, taklit bunlar da yine güldürüyü sağlayan araçlar olarak benim karşıma çıkabilir. Temel amaç güldürmek ve eğlendirmek ifadesi yeter. Şimdi arkadaşlar 5 tane daha anlatım türü var. Onlardan da bahsedeceğim ama özellikle bu 7 anlatım türünü bir tahtaya sığdırmaya çalıştım. Silmeden hepsini görün istedim. Şimdi ben ne demiştim? Paragraf çeşitlerini görüyoruz demiştim. Neydi paragraf çeşitleri? Olay paragrafı, fikir paragrafı, betimleme, çözümleme, açıklama, tartışma, düşsel ve mizah. Düşsel paragraf ve mizah paragrafı. Şimdi arkadaşlar bu paragraf çeşitleri demiştim ki çoğunlukla içinde kullanılan anlatım biçimine yani anlatımın nasıl yapıldığına bakılıp paragrafa isim vermişiz biz demiştim. Değil mi? Çoğunlukla. Bazen de istediği konuya bakarız demiştim. Şimdi mesela arkadaşlar öyküleyici anlatımı gördük. İçin merkezinde bir olayın bulunduğu, bu olay etrafında kişi zaman mekanın olduğu, merak unsurunun canlı tutulduğu bu anlatım türünün kullanıldığı paragraflara mesela biz çeşit olarak olay paragrafı diyoruz. Mesela betimleyici anlatım yani resimlerle, sözcüklerle resim yapma şeklinde bir anlatım türünün kullanıldığı bir paragrafa biz mesela betimleme paragrafı diyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Anlatım türlerini bilirseniz hem temel bir konu olan anlatım türlerini bilir hem de paragraflar nelere göre çeşitlenmiş onu biliriz. Sonra arkadaşlar açıklayıcı anlatım neydi? Temelde bilgi vermek ve karşıdakini aydınlatma amacının olduğu göndergesel işlevde bilgi aktarımının olduğu anlatım türü değil mi? Bu anlatım türünün kullanıldığı paragraflara mesela açıklama paragrafı diyoruz. Tartışma neydi? İki farklı görüş, düşünce, sav vardı. Yazar bunlardan birisine karşı çıkıyor, birisini eleştiriyor. Buna karşılık birisini savunuyordu.
Dolayısıyla tartışma ortamı oluşuyor ve tartışmacı anlatım türü ortaya çıkıyordu. İşte bu tartışmacı anlatım türünün kullanıldığı paragraflara da tartışma paragrafı diyoruz çeşit olarak. Sonra düşsel fantastik anlatımdan bahsettik. İşte hayal ürünüdür, unsurlar olağanüstüdür, misli geçmiş zaman kullanılır, masallarda kullanılır. Düşsel fantastik anlatımın türünün kullanıldığı paragraflara da düşsel fantastik paragraflar diyoruz. Mizahi anlatım, güldürü ve eğlendirme, fıkralardan bahsettik. Sadece fıkralarda olmamak üzere asıl amaç güldürmek ve eğlendirmek dedik. Mizah paragrafları, bu anlatım türünün kullanıldığı paragrafları da biz mizah paragrafı diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne kaldı geriye söylemediğimiz? Mesela fikir paragrafı kaldı. Bununla birlikte bir de çözümleme paragrafı kaldı. Mesela burada da arkadaşlar yine çeşitli anlatım türleri kullanılabilir ama bu paragraflara isim verirken biz anlatım türünden ziyade içinde işlenen şeylere bakmışız. Böyle isimlendirmişiz. Ama çoğunluğunu, paragraf çeşitlerini görüyorsunuz. Neredeyse tamamını, yakınını neye bakarak çeşitlendirmişiz? İçindeki anlatım türüne bakarak çeşitlendirmişiz. 1. Bu yüzden anlatım türlerini bilmek gerek. 2. Zaten sorular bize paragrafın çeşidini değil, içindeki anlatım biçimini ve anlatımda düşünceyi geliştirme yollarını sorduğu için bunu bilmemiz gerek ve önemli. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Mizahi anlatımdan sonra 8 numara coşku ve heyecana bağlı anlatım. Aslında bunları öyle sözel olarak söyleyeceğiz. Şuraya yazalım. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda arkadaşlar, kişinin duygulanmaları, daha doğrusu yoğun duygulanmaları bu anlatım türüyle kaleme alınır. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlar genellikle edebi eserlerde ya da tiyatrolarda iç konuşmalar yoluyla verilir. Bir kişi o anda çok ciddi bir duygu yoğunluğu yaşıyordur. Bu duygu yoğunluğu kişinin genellikle kendiyle konuşması biçiminde aktarılır. Ama burada asıl olan şey paragrafta ya da metinde coşkunun ve heyecanın ağır basması. Bununla birlikte arkadaşlar destansı yani epik anlatım türü var. Burada yiğitçe, o destanın, kahramanlığın yiğitçe havası vardır. Destansı anlatımda ne var arkadaşlar? Sürekli bir hareket var. Sürekli bir devinim var. Destansı anlatımda dili süslü bir biçimde kullanma çabası var. Dolayısıyla sanatsal işlev söz konusu. Genellikle nerelerde kullanılır? Zaten çok fazla adı üzerinde çok net daha doğrusu. Destanlarda bu anlatım türüne daha sık yer verildiğini görüyoruz. Destanlarda hakim anlatım türü genellikle epik anlatım ya da destansı anlatımdır. Bu temel bir konu arkadaşlar. Yani bu ünitede görüyoruz bunu, paragraf içinde bulmaya çalışıyoruz ama mesela yeri gelecek bazı yerde diyeceğiz ki burada epik anlatım var diyeceğiz. Epik anlatımın ne olduğunu bilmemiz bu nedenle gerekiyor. Peki emredici anlatıma gelelim. Şimdi arkadaşlar emredici anlatımda bir defa adı üzerinde şöyle bir durum yok. Bunu böyle yap, şuraya çık, oradan çekil gibi emir kipiyle kurulmuş sert cümleleri anımsamayacağız. Bu da arkadaşlar yapınız ediniz, daha çok yapınız ediniz gibi ifadelerle biten ve okuyan kişinin uymasının beklendiği bir üslup söz konusu. Mesela televizyon aldınız, televizyonun kullanma kılavuzunda emredici anlatım kullanılır. Aslında orada bizim anladığımız manada o sert anlamıyla emretmek yoktur. Nedir? Mesela kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz. Mesela bununla başlar değil mi? Bu da bir emredici anlatımdır. İşte önce televizyonun fişini işte prize sokunuz, takınız dedi. Böyle böyle televizyonu nasıl kullanacağınızı size talimatlarla, maddelerle anlattı. Şimdi burada mesela emredici anlatım
kullanılır arkadaşlar. Yani emredici anlatım genellikle mesela sarı çizgiyi geçmeyiniz. Burada da bir emredici anlatım söz konusu. Çok sert bir biçimde bir emir beklemiyoruz. Uyulması beklenen bir üslup var burada. Yani karşı tarafa yazan kişi karşı tarafın uyuması, bu yazdığı şeylere dikkat etmesi amacıyla kalemi alıyor. Üslubunu buna göre belirliyor ve çoğunlukla da ikinci tekil emir, yani yap, et, çık, gel gibi emir kipleriyle değil, ikinci çoğul emir kipleriyle çekiminiz, yapınız, ediniz, geçmeyiniz, bakınız, çıkınız gibi. Arkadaşlar emredici anlatımı da söyledik. Emredici anlatımdan sonra söyleşmeye bağlı anlatımdan bahsedelim. Bu anlatımlar burada yazdığımız, detaylıca açıkladığımız anlatımlara göre daha az görülüyor. Bir kere onun altını çizelim. Söyleşmeye bağlı anlatımlarda arkadaşlar karşılıklı konuşma söz konusu. Edebi metinlerde, tiyatrolarda, herhangi bir metnin içerisinde söyleşmeye bağlı anlatımın temeli karşılıklı konuşma. Söyleşmeye bağlı derken zaten bunu kastediyoruz arkadaşlar. Mesela şimdi bir tartışma programı yazıya geçirildi. Şimdi o tartışma programında A kişisi bir şey söylemiş, sonra B kişisi cevap vermiş, B kişisinin söylediğine C kişisi cevap vermiş gibi kullanımların dedi mesela orada söyleşmeye bağlı anlatımda kullanılmıştır. Ve gelecekten söz eden anlatımla anlatım türlerini bitirelim, tamamlayalım. Şimdi gelecekten söz eden anlatım genellikle son dönemlerde de karşımıza çıkan fantastik öykülerde, fantastik romanlarda, fantastik senaryolarda karşımıza çıkıyor. Bir, şu andan daha ilerisi için bir şeyler hayal ediliyor. Hayal vardır burada gelecekten söz eden anlatımda. İki, genellikle gelecek zaman kipi kullanılır. Olacak, edecek. 2050'de işte insanlar retinalarından tanınacak, kimlik numarası, parmak izi kalkacak gibi. Ve çoğunlukla da gelecekten söz eden anlatım arkadaşlar ütopiktir. Yani olması mümkün olmayan şeyler genellikle bunların içerisinde yer alır. Tabi buradaki ütopiklik göreceli. Yani bundan 300-500 yıl önce de birçok insan bugünün teknolojisini ütopik bulabilirdi. Elbette bu böyle ama şu an için arkadaşlar nedir? Bir hayal sonucu oluşması, çok net bilimsel verilere dayanmaması, hayal gücüyle varsayarak oluşturulması gelecekten söz eden anlatımdaki bu ütopikliğin temeli. Yoksa bunlar ileride elbette ütopik olmaktan çıkıp birer gerçeğe dönüşebilir. Gelecekten söz eden anlatımda da temel nokta bu arkadaşlar. Gelecek zaman kipi kullanılır. Ütopik bir yönü vardır. Hayal vardır. Gelecekten söz eden anlatımda. Şimdi anlatım türleri olarak benim karşıma çıkan anlatım türleri bunlar arkadaşlar. Bu anlatım türlerinden bazısı karşıma çok çıkar. Bazısı daha az çıkar. Mesela öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, kanıtlayıcı anlatım benim karşıma çok sık çıkan anlatım türleridir. Bunun dışında kalan 7 tane anlatım türü karşıma çıkmaz mı? Çıkabilir. Onların da ne olduğunu biliyoruz fakat bunlar daha yoğun bir biçimde karşıma çıkıyor. Bu arkadaşlar anlatım türü ve biçimi konusunun içeriği. Anlatım türleri ve biçimleri sık sık karşımıza çıkacak. 10. sınıfın dil anlatım konularında anlatım türlerini çok daha detaylı bir biçimde göreceksiniz. O yüzden anlatım türleriyle ilgili temel bir bilgiye sahip olmak birinci amacımız bu. İkinci amacımız anlatım türleriyle ilgili gelen soruları cevaplayabilmek. Üçüncü amacımız da paragraf çeşitlerini sayarken paragrafların çoğunlukla içlerindeki anlatım türlerine bakarak çeşitlere ayrıldığını unutmamak gerekiyor. Bu üçünü bilmek temel amacımız arkadaşlar. Şimdi hem anlatım türlerini gördük aslında hem de paragraf çeşitlerini görmüş olduk. İçerisinde kullanılan anlatım türlerine göre ve zaman zaman da konularına göre paragraflar böyle çeşitlere ayrılmış. Bunlar da paragraf çeşitleri. Şimdi ne demiştik? Olay paragrafı içerisinde öyküleyici anlatım türünün kullanıldığı paragraflar, betimleme paragrafı betimleyici anlatımla kaleme alınmış paragraflar, açıklama paragrafı açıklayıcı anlatımla, tartışma paragrafı tartışmacı anlatımla, düşsel fantastik paragraf düşsel fantastik anlatımla,
Ve mizah paragrafı, mizahi anlatımla kaleme alınmış paragraflar demiştik. Peki fikir paragrafı ve çözümleme paragrafları neler? Onlardan da kısaca bahsedelim. Fikir paragrafı demek arkadaşlar bir düşüncenin, bir defa ortada bir düşünce var. Bu düşüncenin olduğu cümleler, ifadeler temel, ana fikir. Bir de bu düşüncenin savunulduğu, bu düşüncenin açıklandığı, bu düşüncenin kabul ettirilmeye çalışıldığı gibi gibi bu düşünceyle ilgili yan düşünceler var. Onlara da yardımcı düşünceler diyoruz fikir paragraflarına. Fikir ve düşünce paragrafları ile ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim karşımıza genellikle diyorum, bakın bu genellikle de oran çok yüksek değildir ama paragraf sorularında fikir paragrafları benim karşıma azımsanamayacak ölçüde çıkar. Hadi yine genellemeyelim, çok fazla demeyelim. Çünkü zaman zaman açıklama paragrafı, tartışma paragrafı çıkabiliyor, çözümleme paragrafı çıkabiliyor ama fikir paragrafları ağırlıkta arkadaşlar. Bunları hiç az bulmayalım. Buna dikkat edelim. Fikir paragraflarında bir fikrin temelinin olduğu düşünce, ana düşünce, bir de bu fikrin işte yayılmaya, kabul ettirilmeye, savunulmaya, her neyse fikrin açıklanmaya çalışıldığı diğer cümleler, yardımcı düşünceler. Zaten paragrafta anlam ve ana düşüncede paragrafın ana düşüncesini ve paragrafın yardımcı düşüncelerini anlatmıştık. Burayla bu bilgiyi ilişkilendirelim. Bu bilgiyi burayla paralel olduğunu, bu bilginin unutmayalım. Çözümleme tahlil paragrafında ise arkadaşlar adı üzerinde. Bir şeyi analiz etmek, çözümlemek, tahlil etmek. Şimdi bu çözümleyip analiz edip tahlil ettiğimiz şey edebi metinlerde genellikle, altını çiziyorum her zaman değil, genellikle insanların psikolojisidir. İnsanların davranışlarıdır. Yazarlar okuyucuyu daha çok eserin içine çekmek, sanat eserini daha inandırıcı, daha etkili kılmak için mesela çözümleme ve tahlil paragraflarına yer verebilirler. Burada mesela kahraman bir şey yaptı. Kahramanın bu hareketi yapmasındaki temel neden? Paragrafın davranışların altındaki nedenler çözümlenerek, tahlil edilerek okuyucuya aktarılabilir. Mesela bu bir öğretici metinde olursa, ki eleştiri türündeki metinlerde çok karşımıza çıkıyor çözümleme tahlil paragrafları. Eleştirdiğiniz kişi, eser, akım, dönem neyse, eleştiri yapılan şeyle ilgili tahlillere, çözümlemelere sıkça yer verilir. Zaten eleştirideki temel mantıkta bir şeyleri çözümlemek, analiz etmek, olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Dolayısıyla eleştiri türündeki eleştiri metinlerinde sıkça karşıma çıkar. Sanat metinlerinde de, romanlarda, öykülerde yine karşıma çıkabilir. Kişilerin genellikle psikolojik yönleriyle ilgili çözümlemeler yapılırken diyoruz arkadaşlar. Çözümleme tahlil paragraflarında da bu temel sonuca, bu temel noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Anlatımda düşünceyi geliştirme yolları var demiştik. Anlatım türleri tamam. Paragraf çeşitleri tamam. Şimdi gelelim anlatımda düşünceyi geliştirme yollarına. Şimdi anlatımda düşünceyi bir yazar nasıl geliştirir? Onu şuraya yazalım isterseniz. Arkadaşlar anlatım türleri ile anlatımda düşünceyi geliştirme yolları birbirinden farklı şeyler. Önce onu unutmayalım. Anlatım türü, yazar paragrafı kaleme alırken nasıl bir anlatım seçmiş? Bu anlatım türü. Açıklıyor mu? Öykülüyor mu? Betimliyor mu? Tartışıyor mu? Kanıtlıyor mu? Mizahi mi? Düşsel öğelere mi vermiş? Gelecekten mi söz ediyor? Nasıl anlatıyorsa ona göre anlatım türlerini belirliyorum. Bir de arkadaşlar anlattığı şeyler içerisinde yazarın vermek istediği bir mesaj var. Ana düşünce var. Şimdi anlatmak istediğini, evet, anlatım yolları seçerek anlatıyor. Anlatmak istediğini etkili kılmak için, bazen bir şeyi kanıtlamaya çalışıyorsa da kanıtlayabilmek için, savunuyorsa sizi savunduğu düşünceye daha çok inandırmak için, her neyse. Anlattığı şeyi daha etkili kılmak için, en temel anlamıyla böyle. Yazar bazı yollara başvurur. Bunda paragrafta düşünceyi ya da anlatımda düşünceyi geliştirme yolu deriz biz. Yazar anlattığı şeyleri daha etkili kılmak için neler yapıyor? İşte biz bunlara
arkadaşlar paragrafta ya da anlatımda düşünceyi geliştirme yolları diyoruz. Şuraya tekrar bir başlık atalım. Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları. Şimdi paragrafta düşünceyi nasıl geliştiririz? 1. Tanım yaparak geliştirebiliriz mesela. Bir şeyden bahsediyoruz. Onunla ilgili ya o bahsettiğimiz şeyin kendisini ya da onunla ilgili herhangi bir şeyi tanımlayabiliriz. Mesela ben bir paragraf yazıyorum. Paragrafta şiir yazmanın zor bir iş olduğundan, öneminden bahsederken şiiri tanımlayabiliyorum mesela. Bu benim paragrafımda okuyucu açısından daha etkili bir şey. Okuyucu en azından daha çok paragrafa adapte oluyor. Daha hakim olarak takip ediyor. Ne okuduğunu, ne yapması gerektiğini, daha doğrusu neye dikkat etmesi gerektiğini benim tanımlamamla daha iyi bile biliyor arkadaşlar. O nedenle tanımlama paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesi. Tanımlamayla birlikte arkadaşlar bazen ifade ettiği şeyi daha net ifade edebilmek için başka bir şeyle karşılaştırabiliyor arkadaşlar. Mesela çok basit bir örnek verelim. Yazarın kitabı 3 milyon satmış. Bunu mesela daha iyi ifade edebilmek için bugüne kadar bu rakam, bugüne kadarki satış fiyatlarının hepsinin üstünde. Bakın ne kadar daha etkili şimdi benim için bu 3 milyon rakamı. Bir şeylerle karşılaştırdı. Bunu bana daha net gösterdi. Bunun için karşılaştırırız. Mesela siyah beyazın üstünde daha net görünür. Beyaz siyah fonda daha net görünür gibi. Bir şeyi onunla farklı yönleri olan başka şeylerle, ortak noktaları olan başka şeylerle karşılaştırarak daha iyi ifade edebiliriz. Dolayısıyla yazar düşüncesini etkili kılarken karşılaştıra da bilir. Karşılaştırma yöntemine de başvurabilir arkadaşlar. Sonra yazarın başvurduğu başka bir yöntem benzetmedir. Benzetmede de yazar yine bir şey anlatmak istiyor bize. Anlattığı şeyi daha etkili kılmak için başka bir şeye benzetebiliyor. Mesela nasıl diyelim bunu? Büyük bir şeyden bahsedecek yazar. Ne diyor? Mesela büyük bir hayvandan bahsedecek. Hayvanın boyutları fil kadardı diyor. Şimdi burada hayvan ne yaptı? Bahsedeceği hayvanı, belli ki fil değil, file benzetti. Niye? Hayvanın büyüklüğünü daha iyi anladım ben o benzetme sonucunda. Ya da başka şeylere benzetme yaparak işte bunun gibi ne yapacak? Benzetme yöntemiyle de anlattığı şeyin, paragrafta anlattığı şeyi daha etkili kılacak. Bakın, anlatım biçimi değil. Anlattığı şeyi daha etkili kılmak için başvurduğu yöntemlerden bahsediyorum. Bu başka bir konudur. Anlatım türü başka bir konudur. Tekrar altını çiziyorum. Karıştırılıyor. Dikkat ediniz. Halbuki karıştırılacak bir şeyi yok. Benzetmeye başvurur dedik arkadaşlar. Bununla birlikte örneklendirmeye başvurabilir. Örneklendirmede anlattığı şeyle ilgili bir örnek verir. Anlattığı şeyi güçlendirecek bir örnek verir. Herhangi bir yerden bir şeyi size örnek olarak getirebilir. Mesela der ki, işte çok basit örnekler vermeye çalışıyorum zihninizde otursun diye. İşte sigara oldukça zararlıdır. Sigaradan sadece geçtiğimiz yıl ülkemizde işte şu sayıda insan öldü. Gerçi bu sayısal verilerden yararlanmaya da girebilir ama şunu diyebiliriz mesela. Ölüm nedenlerinin başında sigaranın sebep olduğu hastalıklar var diyebiliriz. Yani ne yapıyoruz? Örnekler veriyoruz arkadaşlar. Anlattığımız şeyi, düşünceyi ya da savunduğumuz şey her neyse onu daha etkili kılabilmek için okuyucunun gözünde. Biz genellikle örneklendirmeyi tanık göstermeyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü tanık göstermede de bir örnek verme var. Fakat tanık göstermede daha çok bir şahsı, genellikle de şahsın bir sözüyle, bir cümlesiyle
birlikte alarak verme söz konusu paragrafın içinde. Benzetmeden farkı bu. Tanık göstermede de siz düşüncenizi güçlendirmek için bir örnek getiriyorsunuz. Benzetme diyorum, düzeltiyorum. Örneklendirmeyle karışır bu. Tanık göstermede de bir nevi örneklendirme yok mudur? Siz düşüncenizi daha iyi ifade edebilmek için bir örnek getiriyorsunuz ama getirdiğiniz bu örnek bir kişi ve bir kişinin sözü olunca biz arkadaşlar buna tanık gösterme ismini veriyoruz. Dikkat edelim. Tanık gösterme ile örneklendirmenin temel farkı buradadır arkadaşlar. Ve sayısal verilerden yararlanır yazar bazen. Düşüncesini daha etkili kılabilmek için rakam, bilimsel araştırmalarla, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş sayısal şeyleri düşüncesini geliştirmek için getirip paragrafa koyabilir arkadaşlar. İşte nedir mesela? Türkiye'de nüfus son yıllarda hızla artıyor deyip 20 sene önce nüfusun buna göre çok az olduğunu nüfus sayımının sonucuna göre paragrafında belirtebilir. Biz oradaki sayıya bakarız, bugünkü nüfus sayısına bakarız. Hakikaten son dönemlerde gerçekten nüfusta ciddi bir artış olduğunu görebiliriz. Yazarın anlatmak istediği şey bizde daha etkili bir biçimde oluşmuş olur o fikir, o düşünce arkadaşlar. Zaten yazar düşüncesini anlattığı şeyi biraz önce de söylemiştik en temel anlamıyla daha etkili kılmak için yapar, bu yöntemlere başvurur. Bunlar da yine bize soru olarak bizim karşımıza gelen noktalardan arkadaşlar. Şimdi ben bunları görmekle birlikte paragraf çeşitlerini biliyorum. Anlatım türlerini biliyorum. Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını biliyorum. Paragrafla ilgili bana gelen sorularda zaman zaman paragrafta kullanılan anlatım biçimi sorulabilir. Bunun yanı sıra paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır, hangisinden yararlanılmamıştır diyebilir arkadaşlar. Bunlarla ilgili sık sorular geliyor. Bir de arkadaşlar paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdaki duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır gibi sorular var. Bizim arkadaşlar temelde 5 duyumuz var. Nedir bunlar? Görme, koklama, tatma, duyma ve dokunma olmak üzere 5 duyumuz var. Yazar paragrafında duyu organlarına da seslenebilir, hitap edebilir. Yine anlattığı şeyi daha somut, daha net, daha açık hale getirebilmek için. Mesela anlattığı bir şeyi görsel öğelerle destekler. Ne der mesela? Yemyeşil bir evin önünde yemyeşil bir bahçe uzanıyordu. Otlar yaklaşık 1 metreye kadar uzamıştı gibi ifadelerle gözümüzde bir şey canlandırabilir. Yani bizim görme duyumuza seslenebilir. Görme duyusundan yararlanarak paragrafını oluşturabilir. Yine duyma duyusu. İşte sabah kalktığımızda kuşların cıvıltısı kulaklarımıza gelirdi deyip mesela duymadan faydalanabilir. İşte bunun gibi koklamadan burnumuza mis gibi yemek kokuları geliyordu diyerek ya da nedir? Ne kaldı söylemediğimiz? Tatmadan işte çok lezzetli yemeklerdi diyebilir. Dokunma. Bu duyulardan yararlanarak yine paragrafında anlatmak istediği şeyi daha net, daha açık, daha somut ifade edebilir. Bunlar da karşımıza çıkıyor. Görme nedir? Duyma nedir? Koklama nedir? Tatma nedir? Dokunma nedir? Biz zaten bunları biliyoruz. Sadece tekrar etmek istedim ve bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Görme ile ilgili duyuları zaten çok net bir biçimde seçebiliriz paragrafta. Duyma ile ilgili, koklama ile ilgili, tatma ile ilgili duyuları çok net bir biçimde seçebiliriz. Dokunma ile ilgili duyuları da aslında net bir şekilde seçebiliriz ama zaman zaman dokunma ile ilgili şu olabiliyor. Mesela adam dışarı çıktı, hava buz gibiydi diyor. Şimdi burada mesela adam bir şeye dokunmamıştır ama bir şey adama dokunmuştur. Nedir o? Rüzgar adamın tenine gelmiştir. Adam havanın soğuk olduğunu nereden anlayacak? Rüzgar onun tenine çarpınca ya da hava, soğuk hava onun tenine çarpınca havanın soğuk olduğunu böyle algılayacak. Burada da mesela bir dokunma duyusu söz konusudur. Buna dikkat edelim. Gizli durumda ama yine dokunmada bir şeye dokunmak esas değildir. Tenle algılamak esastır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlar da zaman zaman
bu paragraflarda, paragrafın bu yönüyle ilgili sorularda karşımıza çıkabiliyor. Hangisinden yararlanılmıştır, hangisinden yararlanılmamıştır? Temelde bu soru kökleri, ama bunun dışında da bazı soru kökleri de karşımıza bu gelebiliyor arkadaşlar. Ve bunu da söyledikten sonra 9. sınıf dil anlatımın son ünitesi olan paragraf bilgisi konusunu da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu ünitenin soru çözümlerinde görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf dil anlatım dersimizin 6. ünitesi paragraf bilgisi ünitesinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzu çözerek soru çözümlerine başlıyoruz arkadaşlar. Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz diyor. Şimdi paragrafımızı okuyalım. Yabancı dillerin etkisinin artması Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan oteli demek dururken otel divan, Marmara oteli demek dururken the Marmara demek Türkçenin söz dizimi özelliklerini zorlamaktır. Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. Sözler Türkçe ama anlatım kalıbı yabancı kaynaklı. Doğru olmayan bu kullanışlar da yaygınlaşıyor. Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak, özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar bunlara sadece birkaç örnek. Türkçenin yapısına ve mantığına aykırı bu yanlışlardan kurtulmamız gerekiyor diyor. Dilin yanlış kullanımı dile olumsuz etkiler yapar. Bunu söylemiş. Türkçenin yabancı dillerin etkisi, Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulması gerektiğini söylemiş. Bazı anlatım kalıpları olduğu gibi çevrilmemelidir. Bunu da söylüyor. Dilimizin kurallarına aykırı kullanımlardan kurtulmamız gerekir demiş. Yabancı kaynaklı kullanımlar bir dilin zenginliğinin göstergesidir dememiştir. Bunu çıkaramayız paragraftan, yanıtımız Edirne. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu tarz sorularda arkadaşlar paragraf içerisinde cümlenin birebir geçmiş olması gerekmiyor. O anlama gelecek herhangi bir şeyin paragrafta geçmiş olması, paragrafta o düşünceye değinilmiş olması anlamına da geliyor. Halit Ziya eserlerinde insani değerlere esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır. Yazar kahramanlarını gerçekçi bir biçimde kurgulamıştır. Bu paragrafta değinilen bir nokta, yazar kahramanlarını tanıtırken onların ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur. Yazar paragrafında bundan da bahsediyor. Halit Ziya'nın eserlerinde toplumun her kesiminden insana rastlamak mümkündür. Yine paragrafta değinilen bir düşünce. Yazar kahramanlarını tanıtırken yan tutmaz. Yine paragrafta verilmiş bir düşünce. Halit Ziya'nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür. Bu konuda paragrafta herhangi bir noktaya değinilmemiş. Bu paragraftan çıkarılamaz. Yanıtımız Edirne. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yine değinilmemiştir köklü. Paragraf içerisindeki yan düşünceleri daha çok dikkat etmemizi gerektiren bir soru. Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkan Nietzsche, yazılarını bir şiir uyumu içinde yazar. Aklından geçeni yazıya dökerken dil bilgisi kurallarını bir yana iter. Aforizmalar şeklinde yazdığı eserlerinin büyük bir kısmı İmalarla düşüncelerine dair ipuçları ile doludur. Olumlu başladığı bir cümleyi ya da paragrafı olumsuz bitirir ya da olumsuz başlar, olumlu bitirir. Alaycı, ineleyici bir anlatımı vardır. Yazarında şiir uyumu görülmektedir. Paragrafta bahsedilen bir düşünce. Yazar dil bilgisi kurallarına uymamıştır. Dil bilgisi kurallarını bir yana iter diyordu. Bu da değinilmiş bir düşünce. Gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkmıştır deniliyor. Değinilmiş bir düşünce. Düşüncelerinin akışında istikrarlı davranmıştır. Bunun tam aksi, istikrarlı davranmamıştır diyor. Bu değinilmemiştir.
Yani bu düşünceye paragrafta değinilmemiş. Yanıtımız Denizli. E'ye de bir bakalım. Anlatımında kendi düşüncelerini de vurgulamıştır. Bu da paragrafta değinilmiş düşüncelerden biri. Yanıt Denizli. Bu parçaya göre Türk kültür hayatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yine yan düşüncelerle ilgili bir soru, fakat bu kez çıkarım yapabileceğimiz noktayı bulmamızı istiyor soru. Türk kültür hayatındaki son 10-12 yıllık gelişme, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem, Türkiye'de Doğu İslam müesseseleriyle Avrupa'dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyet'in kuruluşuyla girişilen reformlar ise Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak Batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur. Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı alanlarda ikililiğe yol açmıştır. Buna ulaşamayız. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür ögeleri bir arada devam etmiştir. Bu yine paragraftan çıkarılabilecek bir şey değil. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat'tan sonra ikilik yaşanmıştır deniliyor. Türkiye'de yaşanan ikilik Türklerin Batı kültürü ve medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır. Kültür hayatımızdaki gelişmeler Cumhuriyet'ten sonraki reformların sayesinde olmuştur diyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür ögeleri bir arada devam etmiştir. Paragrafa bakarak, paragraftan hareketle ulaşabileceğimiz bir düşünce. D ve E seçeneklerindeki düşüncelerde yine paragraftan hareketle ulaşamayacağımız, paragraftan çıkaramayacağımız düşünceler, yani C seçeneğindeki düşünce doğru cevabımız. Yukarıdaki parçadan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Çağdaşları arasında en büyük şairdi Attila İlhan. Kendi alanında bir virtüözdü. Ama artık yok. Şiirlerindeki serbestlik, rahatlık ve ne olursa olsun doğruluk. Çoğu şairde göremeyeceğimiz bir üslup. Lise sıralarına yazılan iki satırı, şiir diye okuyan toplumumuzda bu ne büyük acıdır. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Attila İlhan'dan bahseden bu paragraftan yan düşüncelere bakacağız. Bu paragraftan hangi düşünce çıkarılamaz onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Kendi alanında önde gelen bir şairdir. Doğru. Şair Türk Edebiyatı'nın en büyük şairiydi. Bu seçeneği bekletiyoruz. Çünkü burada paragrafta değinilmemiş bir ifade, bir yargı var. Doğruluktan yana olan bir şairdi. Üslubu birçok şairden farklıdır. Yine bunlar paragrafta değinilmiş C ve D seçeneklerini. Toplumumuzda şairin değeri bilinmemiştir. Yine paragraftan çıkarılabilecek bir yargı. Yanıtımız Bursa seçeneği. Bu paragraftan çıkarılabilir bir yargı değil. Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demişiz. Bakıyoruz sorumuza. Türkçenin şu andaki en önemli sorunu dildeki yabancı ögelerin artmasıdır. Her dilde yabancı kökenli söz vardır. Hiçbir dil saf değildir. Türkçe de pek çok dile söz vermiş, pek çok dilden söz almıştır. Türkçenin verdiği sözler de vardır. Bunlardan en ilgi çekici olanı son zamanlarda dilimize giren kiosktur. Bu söz Türkçeden İngilizceye geçen köşk sözüdür. İngilizce'de kiosk biçimine dönüşmüş ve bizim sözümüz bu defa farklı bir anlamda karşımıza çıkmıştır. Dildeki yabancı sözlerin bir ölçüsü olmalıdır. Bu ölçü dilin kimliğini bozacak derecede olmamalıdır. Dil gerek duyduğu sözlere karşılık bulunmaması durumunda yabancı dillerden aynen veya ses değişikliğine uğratarak alır. A seçeneğinde Türkçeden yabancı dillere geçmiş sözcükler vardır. Paragrafta değinilmiş bir düşünce. Dilimize giren sözcükler dilimizin yapısını bozacak derecede olmamalıdır. Yine yazarın paragrafta ele aldığı bir düşüncedir. Yabancı dillere geçen sözcükler değişime uğrayarak tekrar karşımıza çıkmıştır. Köşk, kiosk sözcüğünü örnek vermiş. Bu da değinilmiş bir yargı. Dilimize yabancı sözcükler girmemelidir. Bu paragraftan çıkarılamaz. Çünkü sanatçı dilimize yabancı sözcük girmemelidir.
demiyor. Dilimizi bozacak ölçüde olmamalıdır diyor. Buna dikkat edelim. Aradaki farka E seçeneği yabancı sözcük kullanmayan hiçbir dil yoktur. Yine paragraftan çıkarılabilecek bir yargı yanıtımız Denizli. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Paragrafımıza bakalım. Klasik sözcüğü üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak gösterilen eserler için kullanılır. Klasikler, edebiyatı edebiyat yapan gerçek değerlerdir. Böyle önemli eserlerin sahnelenmeleri çok dikkatli bir çalışma gerektirir. Eserin özüne, ruhuna, geçtiği çağa, metinde yaratılan atmosfere ve dil yapısına sadık kalmak esastır. Klasikler çinko, kalay, bakır değildir. Onlar altındır. 24 ayar altın. Altına altın muamelesi yapmak ve meseleye bir sarraf hassasiyetiyle yaklaşmak gerekir. Değinilmeyen düşünceyi soruyoruz. A seçeneğinde klasik yüzyıllara meydan okuyan kalıcı eserlerdir demiş. Bu değinilmiş bir düşünce doğrudur. Klasikler bir edebiyatın temel yapı taşlarıdır. Yine değinilmiş bir düşünce. Klasik eserler sahneleneceği zaman eserin genel yapısının bozulmamasına dikkat edilmelidir. Yine değinilmiş doğru bir yargı. Günümüzdeki klasikler gelecekte de varlığını sürdüreceklerdir. Yargısına değinmemiş. Klasiklerin geleceği gelecekteki varlığı hakkında herhangi bir şey söylememiştir yazar paragrafta. Dolayısıyla D seçeneğindeki yargı paragraftan çıkarılamaz. E seçeneğine de bakıyoruz. Klasikler değerlendirmeye alınırken çok hassas davranılmalıdır. Yine paragrafta yer verilmiş bir düşünce. Yani yanıtımız Denizli. Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar. Evimizde oturup düzgün uyaklı Nedim ağzından gazeller yazarak kendimizi ve 2-3 bağımlıyı eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün düşüncemiz derisi katılaşmış elinde sapanını tutan çatlak topuklu çorapsız ayağıyla Türk topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını istediğimizi ona kolayca anlatmaktır. A seçeneğinde düzgün uyaklı gazeller yazmak istemektedir. Bilakis buna karşı çıkmaktadır. Bu söylenemez. Halkın kendisini kolayca anlamasını istemektedir. Evet, bu söylenebilir arkadaşlar. C seçeneğinde dilin değişiminin halkı zor durumda bıraktığını düşünmektedir. Bu da paragraftan çıkarılabilir bir düşünce değil. Halkın üst tabakasına seslenmeyi yeğlemektedir. Yine tam tersi halka seslenmeyi amaçlamaktadır. Sanatlı şiirlerle insanı eğlendirmek istemektedir. Yine sanatlı şiire karşıdır. Bu da söylenemez. Yanıtımız B seçeneği. Devam ediyoruz. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diye sorulmuş. Kadınların gerçek yüzünü saklayıp makyaj yapmalarını modern toplumun, çağdaş insanın kadın üzerindeki baskısı olarak görüyorum. Bu baskı altında kadınlar hep kendini saklamak, kendini insanlara beğendirmek zorunda kalmıştır. Kadınların bu baskıdan kurtulması ancak toplumun kadına bakış açısının değişmesiyle mümkün olacaktır. A. Makyaj yapımıyla toplum zihniyeti arasında bir bağ vardır. Paragrafta aslında bu düşünce var. Bunu paragraftan çıkarabiliriz. B'ye bakalım. Toplumsal bir sorun olan makyaj kadınları toplumda küçük düşürmektedir. Yazar makyajla ilgili böyle bir yargıya değinmemiştir paragrafta. Kadınlar makyaj yaptıklarında kendilerini daha güzel hisseder. Yine bu yazarın değindiği nokta değil. Eski çağlardan bu yana toplumda kadınlar her zaman ön planda olmuştur. Yazar bu konuda da herhangi bir yargıda bulunmamıştır. Kadın gerçekten güzelse onun makyaj yapmasına gerek yoktur. Tamamen kesinlikle ve kesinlikle paragrafta olmayan bir yargı. Yanıtımız A seçeneği, makyaj yapımıyla toplum zihniyeti arasındaki bağ anlatılmaktadır. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Batılılaşmak Osmanlı'dan miras kalan ve Türkiye'nin de bir türlü dindiremediği 200 yıllık bir sancı. İçinde bulunduğumuz günler bu sancıyı azaltmak için en somut adımların atıldığı bir tarihsel dilime rastlıyor.
Avrupa Birliği'ne katılmak amacıyla peş peşe uyum yasaları çıkarıldı. Yıllardır yaşadığımız antidemokratik uygulamaları kınayanlar Avrupa Birliği taraftarlarının katılımıyla artıyor. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin getireceği ekonomik artılar ve eksiler tartışılıyor. 3 Ekim'den sonra müzakerelerin başlamasıyla ve tam üyelik vizesinin alınmasıyla her şey su yüzüne çıkacaktır. Buradan çıkarılamayacak düşünceyi arayacağız. Batılılaşma yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu olmamıştır. Paragrafta değinilmiştir buna. Günümüzde Avrupa Birliği için bazı önemli adımlar atılmaktadır. Yine buna paragrafta değinmiş. Bunun için yapılan şeyleri de hatta söylemiştir. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin tam üyeliğinin artıları ve eksileri tartışılmaktadır. Burada dikkat gerektiriyor bu seçeneğe bakarken arkadaşlar. Tabii hepsinde böyle ama burada yine yakın bir şey, sanki bizi yanıltabilecek bir yargı var. Türkiye'nin tam üyeliğinin artıları ve eksileri tartışılıyor, doğru. Ama bu Avrupa Birliği'nde değil, Türkiye'de tartışılıyor. Paragrafta böyle demişti. Batılılaşma süreci 200 yıl öncesine dayanmaktadır. Yine paragrafta değinilmiş bir düşünce. Avrupa Birliği taraftarları Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları kınamaktadır. Yine paragrafta değinilmiş bir düşünce. Yanıtımız C seçeneği. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Zavallı Osmanlıca. Ne kadar kolay yıkılıp gitti. Selanik'te başlayan, kökenini halkın dil bilincinde ve konuşma dilinde bulan sade lisan akımı beslenip gelişerek 20 yılda Osmanlıcayı tahtından indirdi. Yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir yazı dilinin bu kadar kolaylıkla ortadan kalkması üzerinde yeterince durulduğunu, bu olgunun yeterince incelendiğini sanmıyorum. Osmanlıca kısa bir süre içerisinde kullanımdan düşmüştür. Paragrafta yer verilmiş bir düşünce. Sade dil akımı konuşma diline yakındır. Bu da paragrafta değinilmiş bir düşünce. Osmanlıca çok geniş bir coğrafyada kullanılmıştır. Düşüncesine de paragrafta yer verilmiş. Osmanlıcanın oluşumu kısa bir zaman almıştır. Düşüncesine aksine, tersine şeyler söylenmiştir paragrafta. Bu düşünceye yer verilmemiştir D seçeneğindeki düşünceye. Yanıtımız da dolayısıyla bu. E'ye bakıyoruz. Osmanlıcanın yıkılması üzerinde fazla durulmamıştır. Yine paragrafta değinilmiş bir düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım, eğitime yaptığı yatırımdır. A seçeneğinde gelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına demiş. Bu paragrafta milletin gelişmesinin bağlandığı bir şart değil. Teknolojik atılım denilmiş. Bu da yine milletin gelişmesi için görülen şart değil. Ekonomik alanda reform değil. Fakat eğitim seviyesinin yükseltilmesi bir milletin gelişmesi için yazar tarafından en etkili yöntem olarak görülüyor. Sanayileşme alanındaki yeniliklere de yine bir çare olarak toplumun ulusun gelişmesi için bir yol olarak bakılmamış. Yanıtımız Denizli. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Türk Cumhuriyetlerinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni bir süreç başlamıştır. 5 Türk Cumhuriyeti bağımsız olmuş, diğerleri de daha serbest hareket edebilme imkanlarına kavuşmuştur. Nitekim bunun etkisi de kısa zamanda görülmeye başlanmıştır. 1991'de Azerbaycan, 1993'te Türkmenistan ve Özbekistan, 1994'te de Karakalpakistan Latin alfabesine geçme kararı almıştır. Bu ülkelerde yeni alfabeye geçiş kademeli olarak uygulamaya konmuştur. Diğer yandan Kırım Türkleri ile Gagavuzlar'da Latin alfabesine geçerek bazı süreli yayınlarını yeni alfabeyle basmaya başlamışlardır.
Bazı Türk cumhuriyetleri daha serbest hareket etme imkanına kavuşmuştur. Paragraftan çıkarılabilir. Latin alfabesine geçiş bu devletlerin daha kolay edebi ürünler ortaya koymasını sağlamıştır. Bu konuda paragrafta herhangi bir şey söylenmiyor. Bazı ülkelerde yeni alfabeye geçiş aşamalı olarak uygulamaya konulmuştur. Doğru. Paragrafta bahsediliyor bundan da. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bazı Türk cumhuriyetleri bağımsız olmuştur. Paragrafta yine bundan da birden çok ülke örnek verilerek bahsedilmiş. Sovyetler Birliği'nin dağılması Türklerin yeni alfabeye geçişi için bir fırsat olmuştur. Yine değinilmiş bir düşünce. B seçeneğindeki düşünce paragraftan çıkarılamaz. Yukarıdaki paragrafta gelenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Gelenekler bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi gecikmeli de olsa giderek özümler. Bugünün değişimleri yarının gelenekleri olur. A. Geleneklerin değişimle çatışması nesiller arası kopukluğa neden olabilir. Paragraftan hareket ederek ulaşabileceğimiz bir düşüncedir. Gelenekler de birçok şey gibi zamanla değişebilir. Yine paragraftan hareket ederek ulaşabileceğimiz bir düşünce. Değişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve farklılaşmadır. Paragrafta bundan da bahsedilmiş. Gelenek de değişim bazı noktalarda birbirine ters gelebilir. Bu da yine paragrafta değinilen düşüncelerden biri. Gelenekler değişen koşullara çabuk uyum sağlar. Bu paragrafta çıkarılamayacak. Hatta bunun tersi yönünde paragrafta bir yargı da bulunulmuş. Gelenekler değişen koşullara gecikmeli de olsa ayak uydurur denilerek yanıtımız Edirne. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilimde, teknolojide yaşanan gelişmeler dile de yansır. Yeni kavramlara, yeni ürünlere dilimizin kaynaklarından yararlanarak karşılık bulmamız gerekir. Türkçe söz köklerinden işlek eklerle yapılan yeni türetmelerle dilin söz varlığı zenginleştirildiği gibi aynı yolla dile kazandırılacak terimlerle Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunmuş olacağız. Aksi halde dilimiz yabancı dillerin baskısı altında kalarak benliğini yitirir. Benliğini yitirmiş bir dilin milleti de yok olmaya mahkumdur. Bu konuda aydınlara ve özellikle dil araştırmacılarına büyük görevler düşmektedir. Teknoloji ve dil ilişkisi göz ardı edilemez denilmiş A seçeneğinde doğru bir yargı, paragrafta yer alan bir yargı daha doğrusu. Yapılan yeni türetmeler dilimizi zenginleştirir, paragrafta bahsedilen düşüncelerden biri. Teknolojinin yeni ürünlerine Türkçe karşılıkların bulunması, Türkçenin bilim dili olmasını sağlar, buna katkıda bulunur demişti. Doğru. Millet benliğini yitirdikten sonra dil de benliğini yitirir diyor. Bu değinilmiş bir düşünce değil arkadaşlar. Dil benliğini yitirdikten sonra millet benliğini yitirir demiş. E seçeneğinde teknolojiye paralel olarak yeni kelimeler türetmek dilimizi yabancı dillerin baskısından kurtaracaktır deniliyor. Bu da yine paragraftan çıkarılabilecek bir düşüncedir. Yani Denizli seçeneğindeki düşünceye paragraftan hareketle ulaşmamız mümkün değil. Hatta paragrafta bahsedilen düşüncenin aksi yönde bir düşünceden bahsetmiş arkadaşlar. Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır. Sonra da üzerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en çok inanır demiş paragrafta. Bu paragrafın başlığı soruluyor arkadaşlar. Buna konulabilecek en uygun başlık aldatma yolları değil. Çünkü bu paragrafta aldatma yollarından bahsetmiyor. Bilgi ve inanç değil. Bu başlık olamaz. Çünkü bu paragrafta asıl anlatılan şey. Paragrafa en uygun başlık neydi arkadaşlar? Paragrafın içindekileri en kısa, en etkileyici biçimde anlatan ifade. Paragrafta ne anlatılıyor? Bilgi ve inanç da değil. Dolayısıyla bu da başlık olamaz. Paragrafta aldatma ve aldanmadan bahsediliyor arkadaşlar. C yani aldatma ve aldanma paragraf için en uygun başlık. Konuşma ve düşünme
Yine bu paragrafa başlık olamaz. Öğrenme ve inanma da A, B, D seçenekleri gibi paragraf için uygun bir başlık değildir. Yanıtımız Ceyhan. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçayı görelim. Bir eser yalnız konusuyla değerlendirilebilseydi, Namık Kemal'in Vatan piyesi ve Bartholdi'nin New York önündeki özgürlük heykeliyle hiçbir sanat eseri yarışamazdı. Oysa ki ne Vatan piyesindeki kahramanlıklar ne de özgürlük heykelindeki aşırı büyüklük içimize gerçek sanat eserinin o derin heyecanını dökemiyor. Aksine bir takım önemsiz görünen konular bazen bir şaheser değerini almaktadır. Sanat eserini başarılı kılan ele aldığı konu değil, konunun işlenişidir. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce de budur. Konu değil, konunun işlenişi. Yani yanıtımız Adana. Diğer seçeneklere de bir bakalım. Önemli görünen konular sanat eserinde insanı heyecanlandırmaz. Namık Kemal ve Bartholdi toplum için yüce sayılan konuları başarıyla işleyememişlerdir. B ve C seçeneğinde bahsedilenler paragrafta paragrafın vurgulamak istediği düşünceler değil. Bunları anlatmak istemiyor yazar paragrafta. Önemli, herkesi ilgilendiren konulara sanat değeri kazandırmak çok güçtür. Bu da paragrafın ana düşüncesi değildir. Şaheser kabul edilen bir eser, önemsiz bir konuyu işlemiş olabilir. Buna da paragrafta değinmemiş, hele bu düşünceyi hiç vurgulamamıştır. Yanıtımız Adana. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? Yazarların eserlerinde anılarından yararlanmaları. Paragrafı görmedik. Paragrafı okuyalım. Moda bir tutumla bu romanında yazar anılarını yazmış diyorlar. Buradan çıkarak romancının yarattığı bütün tipleri, olayları küçümsemeye girişiyorlar. Hani biz bu herifi tanırız, yaşantısını, serüvenlerini biliriz. Ne halt etmeye bunlardan yararlanarak yazı yazar demeye çalışıyorlar. Bir romancıya, yazara anılarından, yaşantılarından yazarken yararlanamayacaksın demek, yazı yazmayacaksın demektir. Şimdi tekrar seçeneklere bakıyoruz. A. Yazarların eserlerinde anılarından yararlanmalarını eleştirmiyor. Bilakis B seçeneğine bakalım. Anılarından yararlanan yazarların eserleri yerine kendilerini eleştirmeleri. Asıl şikayet ettiği şey, asıl eleştirdiği şey B seçeneğinde. Çünkü arkadaşlar yazar burada birilerinin kendi yaşamından yararlanmasını değil, kendi yaşamından yararlandı diye eleştirilmesini aslında eleştiriyor. Yani yazara göre bir sanatçının eserlerinde anılarından yararlanması oldukça doğal. Yani arkadaşlar yanıtımız B seçeneği ama yine C, D ve E seçeneklerine bakalım. Eserde yer alan kişileri ve olayları küçümsemeleri, yazarların yaşamlarını roman diye sunmaları değil, yazarların anılarını seçme yapmadan yazmaya çalışmaları yine yazarın eleştirdiği şey değil. Yanıtımız Bursa. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir şiiri yeniden yazmak başka, onun bazı sözcüklerini dil kaygısıyla değiştirmek başka. Gerçekte 30 yıl önce yazılmış bir şiiri yeniden yazma çabasını da pek anlamıyorum ben. O şiir belli bir dönemin, belli bir duyarlılık ortamının, belli bir dil bağlamının ürünüdür ve olduğu gibi kalmalıdır. Kitap haline gelmiştir, eleştirilerde anılmıştır, antolojilere o haliyle girmiştir. Dil kaygısıyla bazı sözcüklerin yenileriyle değiştirilmesi ise bence daha sakıncalı bir şey. Şiiri bir yapaylığa götürür ve ona kendisine ait olmayan bir atmosfer kazandırır. Ana düşünce soruluyor. Şiirin yazıldığı dilden, ortamdan ve koşullardan soyutlanamayacağı, şiirin belli bir müddet sonra üzerinde değişiklik yapılmasına karşı çıkmasının nedenini de paragrafın sonunda söylemişti. Farklı bir atmosfer, şiirin kendine göre bir atmosferi var demişti. Şiirin yazıldığı dilden, ortamdan ve koşullardan soyutlanamayacağı, dolayısıyla paragrafın vurgulamak istediği temel düşünce, paragrafın ana düşüncesi. Yanıtımız A. Diğerlerini de bir hızlıca okuyalım. Şiir çevirisi yapmanın boş bir uğraş olduğu değil. Şiirin yalnızca duygulara seslenmesi gerektiğine değinmemiştir zaten. Şiirde öz kadar biçimin de önemli olduğu yine paragrafın ana düşüncesi değildir. Her şiirin farklı duygular içermesi gerektiği de paragrafın ana düşüncesi değildir.
Bu parçada söze edilen romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Roman bir tiyatro adamının çileli sanat hayatını ve bu çileler ortasında geçirdiği bir gönül fırtınasını dile getiriyor. Nahit'in Darülbedai'de başlayan, sonra kendi kurduğu toplulukta geçen, dernek hayatını işleyen roman bize, tiyatro dünyamızı, dostlukları, düşmanlıkları ile veriyor. Romanın ağırlık noktasını Nahit ile Hatice arasındaki sonu intiharla biten derin aşk oluşturuyor. Başlangıçta ağır, aksak ve yer yer özentili, hatta zorlamaya kayan dili, bu fırtınalı aşkı anlatırken belki de gerçekten yaşanmış olduğundan büyük bir akıcılık kazanıyor. Nahit ve Hatice canlı bir tip olarak işlenmiş. Konuşmalar ölçülü, olayların gerilimi artarak ilerliyor. Bu parçada söz edilen romanla ilgili hangisine değinilmemiştir demiştik. Parçanın arkadaşlar romanın bu paragrafta konusundan bahsedilmiş, dil anlatım tekniğinden bahsedilmiş, tiplerinin başarılı bir biçimde çizilmesinden bahsedilmiş, gerçek yaşamdan alınmış olma ihtimalinden bahsedilmiş, fakat tarihi olaylardan iz taşıyıp taşınmadığından bahsedilmemiş yanıtımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilmek istenenle aynı doğrultudadır? Açın Servet-i Fünun sanatçılarının eserlerini okumaya çalışın. Bir derin umutsuzluk, bir sonsuz gam çöker üstünüze. Boğaz'da, Çamlıca'da, adalarda dolaşan bu sanatçılar, her türlü yaşama rahatlığı ile dolu olan o yerlerde yalnızca kederi görüyorlardı. Şüphesiz bu modaydı. Zamanın en şen mizaçlı sanatçısı bile bu havaya ayak uydurmazsa sanatçı sayılmayacağını bilirdi. Belirtmek istenen düşünce soruluyor, aynı paralelinde bir cümleyle. Karamsar olan bu sanatçılar eserlerinde de bu duyguyu yansıtıyorlardı. Bu da vurgulanmak, asıl anlatılmak istenen, belirtilmek istenen bu değil. Evet, sanatçıların içerisinde karamsar olanlar var ama karamsar olmayanlar da karamsar bir biçimde eserlerini işlemişler. Dolayısıyla bu seçeneği eliyoruz. Bu sanatçıları karamsar eserler yazmayı iten dönemin anlayışıydı. İşte parçada belirtilmek istenenle aynı doğrultudaki yargı budur. Parçada sanatçıların, şen mizaçlı sanatçıların bile karamsar yönlerle olaylara baktığına, karamsar yönleriyle olayları ve varlıkları gördüğüne ve yazdığına değinmişti. Dolayısıyla burada da karamsar olmaya itenin dönemin anlayışı olduğunu söylüyordu. Paragrafta ne diyordu? Onlar şen mizaçlı sanatçılar, böyle yapmazlarsa sanatçı sayılmayacağını bilirlerdi. Yani karamsar olsun olmasın, herkesin böyle bir havada yazması kişiliklerinden değil, dönemin sanat beklentisinden kaynaklanıyordu. O dönem sanatçıları, yani yanıtımız B arkadaşlar, aynı doğrultuda olan yargı bu. O dönem sanatçıları ortak duygu ve düşünceler taşıyorlardı. Burada ortak duygu ve düşünceden bahsedilmiyor. Paragrafta karamsar mizaçlıdan da şen mizaçlıdan da bahsedilmiş. Bu sanatçılar çevrelerinde gördükleri mutsuzlukları işliyorlardı demiş. Evet arkadaşlar, belirtilen düşünce bu da değil. Bir eserin karamsar olması edebiyatımız açısından önemli değildir. Zaten bu konuda herhangi bir yargıda bulunmamış yazarımız parçasında. B seçeneği doğru yanıt. Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bütün canlı yaratıklara göre insanı üstün yapan yeteneklerinin çeşitliliğidir. En zeki hayvan bile bir tek şey yapar. Fakat onu en iyi yapar. At arka ayaklarıyla iyi bir boksörün yumruklarından daha iyi çifte atar. Arı kimya evi fırınlarına, dolaşık imbiklere hiç gereksinim duymadan balığını süzer, örümcek en usta bir dokumacı gibi havadaki tuzağının görülmez tellerini örer. En uygun cümle paragrafın sonuna getirebileceğimiz, fakat insan hayvan değildir ki, bu alakasız bir yargı olacaktır. En iyisi budur, yine paragrafın sonuna, düşüncenin akışına uygun değildir. Belki birkaç şey daha diyerek paragrafı bitirmesi, söyleyeceği asıl şeyi söylemeden paragrafı bitirmesi demektir. Yalnız bunları mı yapar acaba demesi, paragrafta bahseden düşüncenin akışına ters yönde gitmesi. Çünkü burada anlatmak istediği şey hayvanların neler yaptığı değil. Fakat hepsi bu kadar
demesi paragrafın sonuna ve düşüncenin akışına en uygun cümle olur. Yanıtımız Edirne. Burada arkadaşlar yani hayvanların yeteneklerinin belli bir yere kadar olduğunu ifade eden bir bitiş olur bu cümleyle birlikte. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Belirli bir spor dalı için gereken eğitimin niteliği, yarışma kuralları ve eğitiminden yönetimine kadar her bilgi spor zekasının durumu için temel ihtiyaçlardır. Belirttiğimiz bu faktörle ilgili olarak sporcuların sadece ilgili spor dalında değil, aynı zamanda kendi vücutları, teknik kurallar, becerileri şekillendirme metotları ve antrenman prensipleri, organizasyonu ve performans hakkında da bilgiye ihtiyaçları vardır. Yapılan sporun kendine özgü bilgisi yanında diğer spor dalları ve özellikle benzer sporlar hakkında bir şeyler öğrenmek de gereklidir. Bu sporcuyu ilgili olduğu sporu ve zekasının yaratıcılık etkinliğini daha iyi öğrenmeye iten temel ögedir. Sporcu A seçeneği diyor ki sporcu teknik kurallar hakkında bilgiye sahip olmalıdır. Evet, bu paragraftan ulaşılabilecek bir bilgidir. B seçeneğinde sporcu kendi spor dalı ile ilgili her türlü bilgiyle donatılmalıdır. Yine paragrafta bahsetmiş. Sporcu seçtiği spor dalının gerektirdiği eğitimden geçirilmelidir. Paragrafta bahsedilmiş bir düşünce. Sporcu aynı zamanda yaratıcı bir zekaya sahip olmalıdır. Paragrafta değinilmiş bir düşünce. Sporcu kendi antrenörünün seçiminde etkili olmalıdır. Paragrafta yer verilmemiş bir düşünce yanıt olarak Edirne diyoruz. Düşüncenin akışına göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? Çok çalışmak beni yormaz da sonuç yorar. Ulaştığımı beğenmediğim için yorulurum. Bazen de çalıştığım için dinlenirim. Elde ettiğimden duyduğum hazdan dolayı. Her ikisi de güzel. Yorgunluk dinlenmek için beni zorlar. Dinlenince de daha çok çalışmak isteği duyarım. Sonuçta dinlenmek benim için vazgeçilmez bir zevktir. Değil. Sonuçta hiçbirinden zevk alamadığımı anlarım. Değil. Sonuçta ne yaptığımı bilmez hale gelirim. Paragrafın gidişine, paragrafın bütününe hiç uymuyor bunlar. Sonuçta tüm çalışma isteğimi iyice yitiririm. Yine düşüncenin akışına ters. Sonuçta yorgunluğa yenilmeden çalışmaya devam ederim. E seçeneği de paragrafın tamamlanması en uygun. Çünkü düşüncenin akışına da paragrafın bütününe de uygun bir yargı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Paragrafın giriş cümlesi olamayacak cümleler için ne demiştik arkadaşlar? Kendisinden önce bahsedilmiş herhangi bir şey gerektirmeyen, bununla birlikte böyle, bunun gibi, bu da gibi ifadelerle başlaması kendisinden önce bir şeyden bahsedildiğini gösterir ve bu paragrafın giriş cümleleri olamaz bunlar bir paragrafın. Bakalım, bir toplumun uygarlığa açık olması yükselmenin ön koşuludur. Mesela burada yükselmenin ön koşullarından bahseden bir paragraf olabilir. Bu da paragrafın giriş cümlesi olabilir. C seçeneğinde kültürler toplumun temel gereksinimlerine bağlı olarak kişilik modelleri oluşturur. Kültürlerin sonuçları toplumda oluşturduğu kişilik modelleriyle ilgili bir paragrafta giriş cümlesi olabilir. Doğada ve dünyada durağanlık yoktur. Doğada ve dünyada durağanlık ve hareketlilik üzerine bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. Dışa kapalı toplumlar yaratıcılıktan ve üreticilikten yoksun kalır. Dışa kapalı toplumlardan bahseden bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. Oysa B seçeneğinde böyle bir kültürün biçimlendirdiği kişilik modelinde temel karakter çekingenliktir dediğinde böyle ifadesi, böyle dediği şeyi yani bundan önce bahsedilen herhangi bir yargıyı bize anlatıyor. Demek ki bundan önce bir cümle olmalı. Bu bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değil. Paragrafın giriş cümlesi böyle olmaz. Yanıtımız B. Parçada anlatılanlardan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Gençken gösteriş olsun diye okurdum. Sonradan biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım. Şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi. Çıkarımı sağlamak aklımdan bile geçmedi.
Kitaba karşı içimde beni baştan çıkartan aşırı bir sevgi vardı. Yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, 3 adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi. A. Kitap insanı eğitir, yüceltir. Paragrafta değinilmiş bir düşünce. Okumanın kişiye olduğu kadar çevresine de yararı vardır. Yine bundan da bahsediyor yazarımız. Kitap boş zamanları değerlendiren en güzel uğraştır. Paragrafın ilk bölümünde bahsedilmiş. İnsan kitap okumaya gösteriş olsun diye başlar. Yine paragrafta bundan bahsetmiş ama yani ben gösteriş olsun diye başladım diyor. Hani bunu genellememiştir paragrafta. Bütün insanlar böyle başlar. Bütün kitap okurları ilk başta gösteriş diye başlar gibi bir yargıya yer vermemiştir. D seçeneği paragraftan çıkarılamaz. Dikkat edilmesi gerek arkadaşlar. Kitap bulunduğu yeri ve çevresini doldurur, güzelleştirir. Yine paragrafta bahsedilmiş, paragraftan çıkarılabilecek bir düşünce. Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Çocukları bizden doğdukları için severiz. Etlerine etimiz, kemiklerine kemiğimiz karışmıştır. Ama bizim dünyaya getirdiğimiz daha başka şeyler de vardır ki hiç de çocuklarımızdan aşağı kalmaz. Ruhumuzun, kafamızın, bilgimizin doğurduğu çocuklar da diğerleri kadar değerli ve önemlidir. Biri diğerine değil, ikisi de bir arada öncelikli olmalıdır. Şimdi arkadaşlar paragrafla ilgili seçenekleri göreceğiz ama burada ruhumuzun, kafamızın, bilgimizin doğurduğu çocuklar derken kişilerin ürettiği sanat ürünlerinden ya da kişilerin ürettiği yapıtlardan bahsediyor. Onu dönüştürmemiz lazım zihnimizde. Sonra biri diğerine değil, ikisi de bir arada öncelikli olmalıdır diyor. Muhtemelen paragrafta bununla ilgili seçeneklerde bununla ilgili yargılar gelecek. Biri birinden daha üstün olmalıdır demiyor. Buraya da dikkat et. Biri diğerine değil, ikisi de bir arada öncelikli olmalıdır. İkisini de aynı seviyede görüyor. Devam ediyorum okumaya. Anası ya da babası olduğumuz çocukların değerleri bizden çok kendilerinindir. Bize sadece onuru, sevinci düşer. Oysa kısaca kafamızın yarattığı çocukların bütün güzellikleri, bütün incelikleri, bütün olgunlukları bizimdir. Öyleyse birine değerli olsunlar sevinelim diye, diğerine de bizi ruhen doyursun, tümüyle kendimizin olsun diye sahip çıkalım. A. Eser sahibi olmaya harcanan emek çocuk yetiştirmeye yoğunlaştırılmalıdır. Bahsedilen şey bu değil. Eser sahibi olmak, çocuk sahibi olmak kadar önemsenmelidir. Paragrafta bahsedilen asıl anlatılmak istenen, vurgulamak istenen asıl düşünce bu. Yani eserlerimizi de, eser sahibi olmayı da çocuklarımız ve çocuk sahibi olmak kadar önemsemeliyiz. Asıl düşünce bu. Yanıtımız B. C. Çocuklarımızın sahip olduğu değerler onlara aittir. D. Çocuklarımızla onur duyar, başarılarının sevincini tadarız. Yine C ve D seçeneklerindeki de düşüncelerde, paragrafta vurgulanmak istenen düşünceler değildir. İnsan olduğu için çocukları sahip olabileceği en değerli varlıklardır. Bu da yine paragrafta vurgulanmak istenen asıl düşünce değildir. Düşüncelerin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. Sen bir budalasın, saçmalıyorsun desinler bana. Ben dostlar arasında da açık, yiğitçe konuşulmasını isterim. Dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı. Kulaklarımızı öyle sert, öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki demiş. Sertçe, erkekçe konuşmalara, tartışmalara hazır olsun. B. Dostlar arasında oluşacak sert ve yırtıcı bağlara dayanabilsin. C. Düşünce çatışmalarının doğruyu bulmamızı sağlayan kırıcılığına, yıldırıcılığına dayanabilsin. D. Dostluğun kavgacı sağlamlığına duyarlı olabilsin. E. Onun dostlarımızın iltifatları iyileştirsin, yumuşatsın. Şimdi arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde paragrafta bahsedilen düşüncelerle aynı yönde, o düşüncelere uygun birer sonuç cümlesi yer alıyor. Oysa E seçeneğinde paragrafta dostlarımız bize kaba davranmalı derken, paragrafta bunu söylerken, burada dostlarımızın iltifatları demesi paragrafa ters düşmesi anlamına gelir.
E seçeneğiyle bu paragrafı bitirmek, paragraf içerisinde birbiriyle çelişen iki yargı oluşması demektir. Bu da E seçeneğiyle bu paragrafın tamamlanamayacağı anlamına geliyor. Yanıtımız Edirne. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Doğanın her güzelliğinde kalbimize gülümseyen bir anlam var. Bu kendi halinde gösteriş düşünmeyen, kendiliğinden bir güzellik. Bir deri içinde iki taş arasına sıkışmış bir çiçek, gözlerden uzak, kuytu bir köşecikte öylece gelişir. Sanki kendi dünyasında yalnız kendisi için güzeldir. Ne biz görelim diye doğmuştur, ne de bir başka varlık ona imrensin diye. Güzelliklerden zevk alan bir yazar, bu paragrafındaki anlatımdan bunu anlıyoruz. İyimser bir yazardır, gözlemci bir yazardır, doğa hayranı bir yazardır. Fakat gösteriş meraklısı bir yazar olarak nitelendirilemez. Yanıtımız Denizli. Bu parçada yazarın kendisiyle ilgili asıl anlatmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir? Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar, uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar, teslim olurum. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş, çok kez karşıdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur. Zararıma da olsa eleştirmeciye uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. Doğrusu çağdaşlarımı böyle bir işten yana çekmek kolay değil. Düzeltmek herkesin ağrına gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor. Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları. A. Ben her eleştiriye açık ve yazılan her eleştiriyi hoş görecek bir yazarım. Bunu söylemiyor. Her eleştiriye açığım, her eleştiriyi hoş görürüm demiyor. Faydalı eleştirilerden bahsediyor. Yazdıklarımda okuyucuların isteklerini severek ve özellikle yer verebilirim. Bu asıl anlatmak istediği şey değil. Başkalarını acımasızca eleştirmekten ben de hiç mi hiç çekinmem. Bundan da bahsetmemiştir paragrafta. Eleştirmeyi göze alamayanlar asıl düşüncelerine ters düşer biçimde konuşurlar. Bu da arkadaşlar eleştirileri göze alamayanlardan bahsediyor ama bu düşünceden, böyle bir yargıdan bahsetmiyor. Kaldı ki bu paragrafın ana düşüncesi değil. Eleştirilmek yazılarımın daha iyiye ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu paragrafta yazarın anlatmak istediği şey neden eleştirmeciye uysal davrandığı, neden eleştiriye açık olduğunun yanıtı, paragrafın ana düşüncesi bu seçenekte yer alıyor. Yanıtımız Edirne. Evet sevgili arkadaşlar, 9. sınıf dil anlatım dersimizin son ünitesinin de soru çözümlerini tamamladık. Hoşçakalın.